Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 9-15 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, yılın önemli bir haftası. Hemen haftanın başında pazartesi günü 9 Mart'ta akşam 20.47'de 19 derece Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, Başak dolunayı sizin 8. evinizde meydana geliyor. Kendi içinde biraz e, belirsizlikler taşıyan bir dolunay aslında. Her ne kadar dolunay şartları olgunlaştırsa, biraz görünür hale getirse de bu dolunay Neptünyen bir dolunay. Neptün olunca ya olaylara, içinde bulunduğumuz şartlara duygusal yaklaşırız, gerçekleri görmekte zorlanırız ya da çok idealist, çok hayalci oluruz ya da gerçekten bizi yanıltacak bir şeyler söz konusu olabilir. Sizin için para ve finans konuları, bütçeniz, yatırımlarınız, hisseli paralar, Başkalarından beklediğiniz kaynaklar, kredi gibi konular, vergi, sigorta, miras, nafaka gibi mevzular bu dolunayda özellikle gündeminizde. Şimdi bazı paraları kaybetme ya da parayla ilgili bazı beklentilerinizde hayal kırıklığına uğrama riskinizin olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabi bu kişisel haritalara göre değişkenlik taşıyabilir. Özellikle kişisel doğum haritanızı lütfen kontrol ediniz. Değişken burçlarda balık, başak, ikizler, yay gibi burçlarda 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha fazla etki alırsınız. Eğer yoksa çok da etki almayabilirsiniz bu dolunaydan. Şimdi her türlü finans konusuna dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Borç alacak konularına lütfen dikkat edin. Ayın 24'üne kadar borçlanmak için çok doğru olmayabilir şartlar. Sizden borç isteyenler olabilir. Borç verirken de dikkat edelim. Eğer geri dönmesini bekle, istiyorsak, arzu ediyorsak, yatırımlarda, kredi konularında herhangi bir harcama yaparken. Bütçe hesaplarında dikkat edelim. Bazen muhasebecimiz yanlışlık yapabilir. Ödenmesi gereken bir faturayı ödemeyebilir. Gözden kaçan bir vergi borcu olabilir. Tüm bunlar biraz karmaşa yaratabilir. Ya da geçmişte unutulmuş bir şey şimdi açığa çıkabilir. Bir anda hani sizin bilmediğiniz, unuttuğunuz ya da muhasebecinizin unuttuğu bir fatura, bir vergi borcu ile karşılaşabilirsiniz örneğin. Bunun gibi konular. Belki beklediğiniz bir miras nafaka konusu var orada da yanıldığınız ya da gözünüzden kaçan bazı detaylar olduğunu ya da karşı tarafın sizi bilinçli olarak yanılttığını öğrenebilirsiniz bu dolunayla beraber. Ayın onundan sonra Merkür retrosu artık bitiyor ama Merkür'ün güç toplam güç toplaması için biraz zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş ilerleyecek, hızlanacak. Önümüzdeki haftadan sonra Merkür daha güçlü olacak. Bu hafta Merkür sizin burcunuzda. Yavaş bir Merkür ama artık ileri harekete döndü. E bu da bir anlamda olumlu. Şimdi Merkür zihinsel anlamda her şeyi daha fazla sorgulamanız gerektiğini işaret ediyor. İşte biraz önce söylediğim konularda belki hesaplar, kitaplar, para konuları bu anlamda gözünüzden kaçan detayları görmek, onları düzeltmek, tekrar ele almak için bu hafta sizin için önemli olabilir. Lütfen bu fırsatı değerlendirin. Mutlu ve başarılı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.